Merhaba arkadaşlar. İyi hissetmenin yollarından bir tanesi daha önce hiç yapmadığımız bir şeyleri yapmak. Mesela ben bugünlerde 3 boyutlu çizim yapmaya çalışıyorum. Öğreniyorum daha doğrusu. YouTube'da videoları var. Teknikleri öğrenebiliyorsunuz. Ve o teknikleri tatbik edip 3 boyutlu bir şeyler çıkartabiliyorsunuz. 2 boyutlu kağıdın üstüne. Bu da bana zevk veriyor. Ve kendimi iyi hissediyorum. Tabii illaki sizin bunu yapmanız gerekmiyor. Daha başka sevdiğiniz bir şeyler olabilir. Bugün biliyorsunuz sosyal medyada bulamayacağımız şey çok az. Pilates olur, yoga olur, başka bir performans sanatı olur, resim olur, çanta yapmak olur. Aklınıza gelecek her şey. Eğer bir şeyi ilk defa yapıyorsanız ve o şeyi sevdiyseniz, bu size kendinizi iyi hissettirecektir. Bununla beraber bir işlevi daha var. Yeni bir şeyler yaptığımız zaman beynimizi geliştiririz. Şöyle ki, yeni bir davranışta bulunduğumuz zaman, yeni bir aktivite yaptığımız zaman beynimizin daha önce kullanmadığımız yerlerini kullanıyoruz. Ve daha önce bağlantı kurmamış nöronların bağlantı kurmasını sağlarız. İşte bu yeni kurulan bağlantılar beynin gelişmesini sağlar. Halk içinde bir mit vardır, yanlış bir anlayış. Bazı gıdaları aldığımızda, mesela omega 3 gibi veya ceviz gibi gıdaları aldığımızda beynimizi geliştirdiğimizi söyleyen insanlar olmuştur. Hayır, bunlar sadece beynin iyi bir karbonhidrat ve yağ kaynağıdır. Beyni geliştirmezler. Beyni geliştiren şey yeni aktivitelerdir. Daha doğrusu öğrenmektir. Biz ne kadar çok şey öğrenirsek o kadar yeni bağlantılar kurarız. Beynimizin nöronları sayesinde. Ve yeni bir şeyler öğrenmiş oluruz. Bu da iyi oluş için bir seçenektir.